Vallahi bravo yani. Ağzımdan onsuz geçmedi yani. Ay harika. Ercan Bey'i tebrik etmek lazım. Başka bir şey sormak istiyorum. Ekonomik katkısı olarak yani buranın nedir önemi? Çakırbeyli sizinle bir merkez olmaya başladı. Şimdi, tabii sadece Çakırbeyli değil. Bakın burada civar köylerden birçok üretici burada. Özellikle kadınlarımız burada. Yani kalkınmayı kırsaldan yapmak gerekiyor. Eğer Aydın kalkınacaksa siz kırsalı kalkındırmadan bu işi çözmeniz mümkün değil. Onun için kırsal diyoruz, kadınlar diyoruz. Türkiye'de eğer %50'si, Türkiye'nin %50'si çalışmazsa siz nasıl kalkınmayı sağlayacaksınız? Düşünün, bir kuş tek kanatla çırpıyor, diğeri çekmiyor. Uçması mümkün mü? Mümkün değil. Bugün OECD ülkelere baktığımızda kadınların istihdam oranı çok yüksek. Maalesef ülkemizde rakam oldukça düşük. Onun için biz ne yapabiliriz dedik ve kadınların çalışması için elbette zemin oluşturmak gerekiyor. Kadınlar, gördünüz buradaki kadınlar, hepsi çalışmak istiyor ama siz onlara yönelik bir çalışma alanı ayarlamazsanız, düzenlemezseniz kadınımız nerede çalışacak? Örnek, bunun dışında örnek verelim, hemen Çin'e Mutahlar. Çin'e Mutahlar'da biz çiçek kooperatifi kurduk ve orada çalışan hepsi kadın. Kadın kooperatifi zaten. Yine Karacasu'da mantar kooperatifi, yine kadınlarımız orada çalışıyor. Zaten bakın hemen burada Çin'e Mutahlar'daki hanımlarımız, kadınlarımız burada satış yapıyor. Geçen yıl büyük şehir olarak yaklaşık 3 milyon adet biz çiçeğimizi ön anlaşma yaparak oradan da aldık. Hedefimiz tüm Aydın'ın il yerindeki çiçeğimizi mutahlardan karşılamak. Yeni başlayan bir proje, bir yıl oldu. İnanın seneye 5 milyon, 3 milyon adetlerle ön sözleşmeli yaparak çiçeklerimizi alacağız. Bu Aydın'da gördüğünüz ortancaları diktik biz. Hepsi mutahlarda kadınlarımızın yetiştirdiği çiçekler. Şimdi sakız koyunu devreye girecek. O ne başkanım? Evet, bunu da ilk defa açıkladığım bir proje. Hemen çok minik değineyim. Tabii kalkınma dedik, kırsal dedik. İşte sakız koyunu yine bizim tarım daire başkanlığımızın bünyesinde yapılan bir proje. Köylümüze sakız koyunu dağıtacağız. Biliyorsunuz, koyun. Koyun, evet koyun. Ve bildiğiniz gibi en fazla süt verenlerden bir tanesi de sakız koyunu. Yine aile bütçesine katkıda bulunmak için. Yani biz kalkınmayı kırsaldan başlatıyoruz ve bunun için de çalışıyoruz. Şimdi tüm belediye başkanları biliyorsunuz, yol yapar, altyapı yapar, köprülü kavşaklar yapar, 2 ay geç açılır, 2 ay sonra açılır. Bunları herkes yapar. Bunlar çok önemli işler değildir. Önemli olan sosyal belediyeciliktir. Vatandaşın ekonomisine katkı sağlamaktır. Kadınların özellikle. Özellikle kadınların. Neden? Kadın kazandığı parayı ne yapar? Üstadım ne yapar? Ailesine, çoluğuna, çocuğuna harcar. Yanlış anlamasın beyler yani. Ben Koçarlı Belediye Başkanı'nın 2 kızını istiyorum buraya. Bir gelsinler bakayım. Onlara bir sual sordum sevgili başkana. Evet. Dedim ki annenin kazandığı parayı ne yapıyorsunuz dedim. Gelin güzeller. Bu 2 güzel kızım dediler ki. Abi canım yanınıza alın. Yanınıza alın. Evet. Bunlar dediler ki sevgili başkan, annem burada ot böreği yapıyor. Görüyorsunuz bu çalışmalarından ötürü. Ben çok başarılı bence. Öyle mi? Evet. Muhteşem. Darısı sizin başınıza. Benim muhteşem dedi. Daha diyecek bir şey yok yani. Evet. Sevgili başkanım, bu Koçarlı Belediye Başkanı'nın hanımı hiç belediye başkanı gibi durmuyor. Hiç ne gurur var, ne azamet var. Bir dakika gelir misin buraya? Bir dakika. Başkanım bunda hiç gurur falan yok. Bakın üstü onun içinde. Şimdi tabii yani. Bu sizin eseriniz sayın başkan. Efendim zaten hanımefendinin karakteri böyle. Yani bizler böyle insanlarız. Bizler bu toprakların insanlarıyız. Biz yani baktığınız zaman biz de köylüyüz. Yani benim babam güzel köydendir. Yani biz çocukken, gençken incirde topladık, zeytinde topladık, incirde kuruttuk. Hani böyleyiz, olduğumuz gibiyiz yani. Farklı bir şey yok. Efendim sizin bu mütevazi davranışınız halkı fethediyor. Niye biliyor musunuz? Şimdi bu hanımefendi geliyor burada hiç gurursuz, gayet güzel hanımefendi. Üstadım, çalışmanın gururu mu? Herkes alnının teriyle çalışıyor. Önemli olan budur zaten. Alnının teriyle çalışmak kadar
Daha güzel ne olur ki? Yani yok böyle bir şey. Onun için ben tebrik ediyorum, kutluyorum. Estağfurullah. Yani vallahi bugün elim kötü olmasaydı ben de seninle açacaktım. Ay, aslında da açamıştım yani. Geçtik bir dahaki seferinde açacağım. Sevgili başkanım, başka belediye yani Aydın'ın Büyükşehir Mekanlık Belediye bugün model mi olacak? Tabii bu model. Tabii burada muhtarımızın da çok büyük katkısı var. Muhtarımız da çok destek oldu. Kalkınma kırsaldan olacak dedik ki işte bakacağız kardeş köy mü olur, Nazilli'den mi? Çökeden mi olur? Tabii burada muhtarlarımız da çok önemli. Muhtarların bize çok çok destek vermesi gerekiyor. Bakın buradaki kahveler de dolu. Bakın yani insanlar pazar günlerini aynı zamanda çok güzel bir şekilde değerlendiriyor. Çoluk çocuk gelmişler. Burada kadınlarımızın yaptığı börekleri alıyorlar. İşte çaylarını içiyorlar, ayranlarını, kahvelerini. Hem bir panayır havasında burası. Az önce gördüğünüz büyükşehrimizin konservatuvarı, folklor ekibi, vatandaşlarımızın büyükşehrimize bir dinleti gerçekleştirdiler. Yine kültür merkezimizin etkinlikleri, çocuklara yönelik boyama gibi etkinlikler devam etmektedir burada. Her hafta burası böyle. Bu bir modeldir. Eğer bu model vatandaşlarımız tarafından beğenilirse, ki beğenildiğini düşünüyorum kesin. Ben. Evet. Ben İstanbul'dan kalktım geldim başkan merak ettim. Siz İstanbul'da nerede bulacaksınız vallahi böyle yok. Güzel bizim bölgemizin yok. Sabah daha topraktan koparılmış otlarını ve böyle börek yapılacak? Mümkün değil yani. Şimdi tabii neden sizin kanalınızla söylemek istiyorum. Aydın'da yaşayan insanların ömürleri neden uzun oluyor? Bundan uzun oluyor efendim. Hormonsuz, ilaçsız ürünleri tüketmekten. Madem böyle bir olanak var elimizde, tüm Aydın'da yaşayan vatandaşlarımız faydalansın. Çok güzel. Tebrik ben çok teşekkür sayın ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Buyurun Muhtar Bey. Muhtarlık olsun. Evet. Araç yap. Ne aracı? Koyduk şuraya. Evet. İçinde motor yok. Amca, hareket eder mi? Ha evet. Başkanım bak, bak çok güzel bir yanlış söyledi. Bakın. Beslen benim şoför. Esas bir daha söyle bakayım o cümleyi. Bir araç yaptık. Evet. Şuraya koyduk. Evet. Ama içinde motor yok. Hareket eder mi? Etmez. Başkanımız motor görevi görüyordu. Önde çalışıyor ve hareket ediyor. Yani bir elin nesi var derler bizde. İki elin vurduğumuz zaman sesi var. Başkanım çok önemli konulara temas ediyor. Biz kadınlarımıza içeriye hapsediyoruz. Böyle olunca da ne ülkemiz ileri gidebilir, ne aileler kalkınabilir. Kesinlikle olur. Ama evde hem evin hanımı çalışacak, erkeği de dışarıda çalışacak. Aileler kalkınca, dolayısıyla ülkemiz de kalkınacak. Hanımlarımıza harekete geçiyoruz. Zaten başkanımız bayanlar rol model. Çok burada önderimiz, liderimiz. Hanımlarım bizim de önderimiz, bizim de liderimiz. Biz ondan iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz yani. Ne demek ya? Evet, hanımlarımızı içeriye kapattığımız zaman, çalışmadığı zaman, tüketici durumuna getirdiğimiz zaman, ama içeride cevher var, çalışacak o insanlar. Ama bu imkanlar yok. Ne yapsın bu insanlar? Öyle olunca da ülkemizde böyle debelenip duruyoruz yani. Özlem Hanım bunların yani, senin önünü mü açtı? Açtı tabii tabii. Köylünün önünü mü açtı? Ecevit'in arzu ettiği galiba buydu. Evet, evet, yani evet. Önce köylüden kalkınma başladı. Atatürk evet, de aynı tabii, şeyi aynı istiyordu. Aynı şey tabii. Evet, evet. Teşekkürler evet, ediyoruz teşekkür o zaman ederim. Sayın Özlem Çerçioğlu'na. Sağ olsun, var olsun. Allah çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başkanım. Sağ olun, başımızdan da eksik etmesin. Sağ olsun ya. Öyle dayım gel. Fotoğraf çekecek ki seçimlerde rey alabilecek miyiz? Gel dayım. Gel dayım gel.